Ekranları başında bizleri izleyen Bursa TV'nin çok değerli izleyicileri, sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Ben ve arkadaşım Fikri Pala geçen hafta malumunuz Besmele-i Şerif yani Bismillahirrahmanirrahim'in üzerinde durmuştuk. Bismillahirrahmanirrahim'i ifade ederken binlerce esrarından bahsetmiştik hocamla. Bilhassa Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah lafzı, Rahman lafzı ve Rahim lafzının kainatı tamamen kapsadığından ve makro alemden mikro aleme varınca kadar bütün kainatı tahtı tasarrufu altında tuttuğundan bahsetmiştik hocam. Bismillah lafzının kainata baktığını, Rahman lafzının küreyi arza baktığını ve Rahim yani Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim'in insana baktığını bazı örneklerle izah etmeye çalışmıştık. Şimdi tekrar bu akşam bu mevzuya biraz değindikten sonra bilhassa İslam aleminde yanlış anlaşılan yani iltibaslara yol açan bir iki soru var. Onun üzerinde duracağız. Ancak şunu hemen ifade edeyim. Kainatı geçenki haftaki konuşmalarımızda, daha önceki hafta konuşmalarımızda biz farklı bakış programımızda özellikle şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Kainat bir bütün yani ağaç, eski ifadeyle Osmanlıca şecere, İnsan da onun neydi? Meyvesi. Meyvesiydi. Dolayısıyla tabi ağaçtaki bütün faaliyet neye yönelik? Meyveye yönelik. Değil mi? Bir ağaçtaki bütün faaliyet meyveye yönelik. Hatta ağaç niçin dikilir? Birçok faydası var. Elbette meyvesi için denilse bu ifade yerindedir. Dolayısıyla burada nereye gelmek istiyorum hocam? Aslında şuraya gelmek istiyorum konuya girmeden. Meşhur zaman zaman bazı yeni yetme öyle diyelim farklı kendilerine göre bir moda takip eden bazı kesimler, kişiler bilhassa bana göre medyada yer edinmeye çalışan isim ve unvanını böyle kamuoyuna empoze etmeye çalışan bazı kesim, bazı kişiler. Yani Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle yani dini sulandırmaya kalkışan bazı kesimler. Bilhassa levlake levlake lema halaktul eflak. Habibim sen olmasaydın ben bu eflaki yani kainatı halk etmezdim. Hadisine de birçok yerlere hadisi şeriflere nasıl şey ediyorlarsa itiraz ediyorlarsa hadisine de itiraz ettiğini gördüm, görüyoruz. Kamuoyunda da zaman zaman bunlar yazılıyor, çiziliyor. Halbuki ben şimdi hemen hocam müsaadenizle Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu mevzuyla ilgili yani konumuzla ilgili insan nasıl kainat ağacının bir meyvesidir. Onunla ilgili bir beytini okuduktan sonra İnşallah karşılıklı böyle mevzumuza gireceğiz. Mesnevi'de geçen beyt şöyle diyor ki: Zahiren an şahı asıl meyve est. Batına beher semerşut şahı est. Ger ne budi meyil ve amit semer ki neşanidi bağiban beygu şecer. Devam ediyor. Diyor ki: Ger be suret menze adem zade em men bi mani ceddil ceddi iftade em. Yani ben hemen tercümesine geçeyim. Mevlana Hazretleri şu, bu noktaya fevkalade güzel işaret ediyor. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen çok muhterem arkadaşlarım, bakın Mevlana Hazretleri bu mevzuda bir misalle konuyu ne kadar güzel akla, fehme yakınlaştırıyor. Şöyle diyor
Diyor ki, zahire yani görüntüye baktığınız zaman o dal budak meyvenin aslıdır. Yani dal budak olmadan meyve olur mu hocam? Olmaz. Velakin batına nazaran dal budak meyve için vücut bulmuştur. Eğer meyveye meyil ve ümidi olmasa idi, bahçıvan hiç ağacın kökünü diker miydi? Yani çok enteresan değil mi hocam? Hangi meyve yetiştirmek istiyorsa o ağacı dikiyor. Evet, o ağacı dikiyor. Odun bakın, yapmak için evet. Ağaç dikmiyorlar yani. Böyle olunca o ağaç, şu nokta çok önemli. Bakın böyle olunca o ağaç mana itibariyle meyveden doğdu. Mana itibariyle meyveden doğdu. O meyvenin tevellüdü yani doğumu her ne kadar suret itibariyle o ağaçtan vaki olmuş ise de. Yani ağaçtan çok sonra oluyor. Evet. En sonunda meyve oluyor. Böyle olmasına rağmen. Rağmen aslında ağaç meyveden doğmuştur. Çünkü amaç nedir? Meyveyi almak. Evet. Meyve için ağaç değil mi? Ağacın kökü yahut da çekirdeği dikiliyor. Bunun için o zü-finun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki nahnul aharun sabikun, yani biz sabıklar olan ahirleriz. Sabıklar olan ahirleriz. Ya saydığımız işte o sonda gelen. Evet. Sonda geldik ama biz asıl ilkiz. Evet. Oraya dikkat çekiyor. Ve yine buyuruyor ki vaka ben suret itibariyle Adem'den doğmuşum. Hazreti Adem'den suret itibariyle. Aynen böyle diyor. Gerbe suret menze Adem zade em. Men bimani ceddül ceddi iftade em. Yani ben her ne kadar suret itibariyle Adem'den doğmuşum, Adem oğlu isem ve lakin mana itibariyle ceddin ceddi olarak vaki olmuşumdur. Ceddin ceddi mana itibarıyla. Yani meyve. Evet. Esas meyve. Evet, meyve. Yani devam ediyor, o meleğin secdesi benim için olmuştur. Bakın enteresan bir noktaya temas. O meleğin secdesi benim için olmuştur. Ve benim için yedinci felek üzerine gitmiştir. Fikrin evveli, amelde ahir geldi. Fikrin evveli neydi? Amaç neydi? Meyveyi. Evet. Düşünce o. Düşünce oydu. Meyveyi elde etmek. Evet. Ama en son meyve elde edilir. En son meyve elde edilir. En son meyve elde edilir. Çok güzel bir yani orada kompozisyon evet, var. Müthiş bir şey değil mi hocam? Bakış açısı. Yani o akla sığdıramayanlar yani ben bu kainatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti üzerine kurdum. Hadis-i şerifine aklına sığdıramayanlara müthiş bir cevap müthiş vermiş. Bir, evet, müthiş bir örnek. Hem de edebi bir cevap vermiş. Yani gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi mantıklı bir cevap, mutmain edici bir cevap. Kaldı ki yani zaman ve mekan insanlar için, Cenab-ı Hak için zaman mekan da yok yani. Değil, öyle bir evet. Şey söz konusu değil. Dolayısıyla tabii şimdi zaten o hadisi kudside de onu diyor. Yani Habibim sen olmasaydın, yani ben hadiste öyle diyor, feleği yaratmazdım. Yani aynen o bahçıvanın o ağacı dikmesi gibi. Hatta daha önceki biliyorsunuz hocam sohbetlerimizde biz şeyi de konu edinmiştik. Ben bilhassa Barnabas İncil'inden de bir alıntı yapmıştım. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i halk ettikten sonra, ruhundan üfledikten sonra Hazreti Adem, aynen Barnabas İncil'den geçen ifadeyi söylüyor. Hazreti Adem hocam diyor dizleri üzerine doğruldu, başını kaldırdı, gökyüzünde bir yazı gördü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ve oradan sordu, ya Rabbi görüyorum ki isminin yanında bir isim daha var. Beni halk etmeden önce, yaratmadan önce bir varlık var mıydı? Varlık mı vardı? O da diyor ki hikmet lisanıyla Cenab-ı Hak diyor ki ey Adem sen daha
halk edilmeden evvel, yaratılmadan evvel şu kadar yıl önce orada bir rakam geçiyor. Ben işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kulumu diyor nuruna halk ettim ve o nurdan şu kainatı diyor. O nurdan şu kainatı halk ettim diyor. Bu çok sonra gelecek olan senin torunundur diye böyle bir ifadesi var. Çok enteresan, uzun bir ifade. Neyse hocam, yani bunu şunun için söyledim. Bakın, ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam bu noktaya işaret ediyor. Barnabas İncil'in hikayesini de biliyoruz. Hristiyan alemi çok üzerine gidiyor. Ha, seyircilerimiz için söylüyorum. Yani eğer merak edenler varsa bunu bulabilirler. Ben şahsen buldum, okudum. Tevhide en yakın. İslam dininin akidesine en yakın. Hazreti Peygamberimizden açıkça bahseden, isminden bahseden, geleceğinden bahseden ve bu bahsettiğimiz gibi bu tür yani ahir zaman peygamberi ve hüküm gününün işte en tek söz söyleyebilecek şefaat sahibi kişi olduğunu ifade eden çok güzel orada cümleler var. Oraya da tabii o da orijinali değil. Orijinali değil, oraya ama değil. Ama orijinali en yakın. Ama akidemize de en uygun evet. Bir şey. Şimdi Mevlana Hazretleri gibi diğer bütün zatlar da aynı noktaya hep temas ediyorlar. İnsan. Evet hocam, şimdi kainat ve insan. Yani kainat bir ağaç ise insan neydir? Onun meyvesi. Meyvesidir. Geçen hafta az önce de bahsettiniz, malumunuz olduğu üzere. Öncelikle sevgili seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bir hafta sonu daha birlikteyiz. İnşallah önümüzdeki hafta programımız Cuma akşamı olacak. Cuma, evet, bunu tekrar hocam bir daha teyit edelim. Evet, bundan sonra inşallah. Şey yapalım. Aynı saatlerde ancak sevgili Cuma. Seyircilerimize evet, Cuma şey geceleri. Yapalım. Cuma akşamları. Evet, Cuma'yı Cuma'ya bağlayan, cumartesine Cuma'yı cumartesine bağlayan gece. 21-23 arasında olacak. Evet. Onu bir duyuralım. Evet, ondan onu da duyuralım inşallah. Evet. Başlayalım. Evet. Geçen hafta malumunuz olduğu üzere Besmele'yi ele aldığımızda tabi Risale-i Nur tefsirinin Kur'an'ı bakış açısından nasıl ortaya koyduğunun o sırlardan sadece birisine değinebildi. Birisinin de yarısına değinebildik. Evet, dolayısıyla enteresan şeyler var. Yani sevgili seyircilerimizi Risale-i Nur'ları bir tetkik etmelerini arzu ederim. Çünkü yani kimseye burada ders vermek için burada değiliz. Bazı şeyleri karşılıklı sohbet için buradayız ama esas öğrenmesi gereken bizler ve seyircilerimiz doğrudan kaynağından evet. Öğrenebilirler. Risale-i yani Nur. Onun özelliği neydi Bediüzzaman hocam? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin evet. Risale-i Nur Külliyatı evet. Diye bir yani, 14 ciltten oluşan bir tefsir. Ama nasıl Kur'an tefsir? Manevi bir tefsir. Evet, yani bildiğimiz tefsirlerden lafız. Farklı evet. Bir tefsirdir. Ve günümüzün insanının evet. Mantığına uygun bir tefsirdir. İşte orada kainat ve insan ilişkisini sayarken üç simaya benzetmişti yüz yani. Evet. Bir kainat siması, bir arz siması, bir de insan siması. Evet. Her birisi bir diğerinin numunesi gibiydi. Evet, yani aynen. Arz kainatın numunesi, insan arzın numunesi. Numunesi. Dolayısıyla insan aynı zamanda kainatın misal-i musavarası en küçük ve mükemmel örneği, bütün kainat özelliklerini üzerinde taşıyan, yapısında taşıyan böyle mükemmel bir saray. İnsan. İnsan. Daha önce hocam ne demiştik? Hazreti Ali ne diyor bunun için? Bir şiirinde insan için bu noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki, وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمُ صَغِيرٌ وَف۪يكَ أَنْتَ وِالْعَالَمُ الْاَكْبَرِ Yani sen kendini küçük bir cirim, küçük bir cisim mi zannediyorsun? Halbuki evet. Bütün büyük kainat sende matfi dürülmüş. Zaten Bediüzzaman da
aynı yerden, evet. Hazreti Ali'den bu rivayette de dayanarak, evet. diyor ki, kainatı küçültürsen insan, evet. insanı büyütürsen kainat ortaya çıkar diyor. Böyle bir mükemmel, evet. bir yapı. Buna bir saray dersek mükemmel bir saray. İşte bu mükemmel yapının şöyle acaba yaratıcısı, yani farklı, evet evet tek yaratıcımız olduğunu biliyoruz, iman etmişiz. Fakat bazen şirk-i kafi dediğimiz sebepler dairesine çok müracaat ediyoruz. Yani olayı sebepte görüyoruz. Yani o meyveyi ağaçta görüyoruz. İşte hocam karıştırılan yani, evet, İslam'ın yani akidesinde işte karşılanan açıdan, sorulardan biri de bu. Acaba Cenab-ı Hakk'ın melekler de dahil hiç kimseye ihtiyacı var mı ki? Haşa. İnsanın mesela, evet. bir otomobil üretimi yapan bir fabrikada belki ana karkasını yani ana bünyesini yapıyor o fabrika, o aracın. Sayırları belki onlarca, yüzlerce fabrika, kimisi vidasını, kimisi lastiğini, evet. kimisi jantını, evet. kimisi tavanını. Yan sanayi diyoruz ya. Yan sanayi, evet. otomotiv yan sanayi, evet. diye binlerce kalem var. Kalem var. Evet, kainatta sebepler dairesine, Cenab-ı Hak sebepler dairesinde halk ediyor her şeyi. Sebepsiz hiçbir şey halk etmiyor. Yani düşün ki sebepsiz Cenab-ı Hak bir aslanı burada yaratamaz mı? Heybetli. Aniden burada sebepler dairesinde olmasa doğup büyüyüp gelişme vesaire gibi, aniden burada bir aslan ortaya çıksa ödümüz kopar. Şimdi acaba gerçekten tevhid dediğimiz, bundan hiç taviz vermemek gerekiyor. Tevhid nedir? Bütün bu kainatın yaratıcısının tek kişi olduğunu, Cenab-ı Hak olduğunu ve ne yardımcıya ihtiyacı var ne de başka bir şeye. Yani Azrail Aleyhisselam'ı örnek veriyor dediği zaman, yani hep biliriz Azrail canını aldı. Azrail'in böyle bir yetkisi yok. Cenab-ı Hakk'ın da Azrail'e ihtiyacı yok bir kişinin canını alması için. Dolayısıyla hepsi vazifeli. Sebeplerin görünür yüzü ama batını, az önce bahsettiğiniz batınına baktığınız zaman tevhidden asla sapma görünmüyor. Bakınız yine Bediüzzaman Hazretleri'nin Lem'alar eserinin 17. lemasında 14, orada 17 tane nota sayıyor. 14. notasında tevhide dair diyor, tevhide dair 4 nükte var diyor. Dört remiz, yani işaret. Tevhide dair. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir olduğuna dair 4 remiz var. Hocam birinci remizi isterseniz okuyalım, değil bakın, mi? Bakın şimdi, evet. birinci remizden ben şöyle, evet. bir kafamızda bir canlandırmak, evet. için tamam. şey yapıyorum. Birinci remizde şöyle diyor. Tabii muhatap kim? Muhatap insan. İnsan. Bak Müslüman değil. Kur'an'da da muhatap insandı, tabii, Müslüman o, değil. Bu da çok önemli hocam. Evet. Yani değil mi? Yani ey insan. İnsana ha. indiğinin ha. bir en açık bir şeyidir, ispatıdır, evet, ispatıdır bu. Diyor ki burada da Kur'ani lisanla, ey esbabperest insan, yani her şeyi sebeplerde arayan. İşte insanoğlu böyle, evet. İnsan, insanın, evet. yapısı böyle. Evet. Ey esbabperest insan diyor. Acaba diyor, garip cevherlerden, yani eşsiz bir takım cevherlerden, maddelerden yapılmış bir acip saray görsen. Muhteşem böyle bir saray. Evet. Ya eşi benzeri olmayan bir saray görsen, ki o saray yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Bir hayalimizi Çin'de, yani gittik, evet. uzak doğuya. Diğer bir kısmı Endülüs'te bulunuyor. Tam tersi yöne İspanya'da. Gittik, batıda. İspanya'da. Diğer bir kısmı Yemen'de bulunuyor. O sarayda kullanılan güneyde, malzemeleri. Batıda, güneyde. O da güneyde. Evet, güneyde. Diğer bir kısmı da Sibirya'dan başka bir yerde bulunmuyor. Kuzeyde. O da kuzeyde. Yani bu ne demektir? Dünyanın dört bir tarafında doğu, batı, kuzey, güney. Bütün cevherler, evet.
Evet. Bu sarayda kullanılıyor. Binanın yapılması anında, inşaat başlıyor. Binanın yapılması anında, aynı günde, bakın aynı günde, şark, doğu, şimal, garp ve cenuptan, yani doğu, batı, kuzey ve güneyden, o cevherli taşlar, o eşsiz, benzersiz cevherler, taşlar, binada kullanılan malzemeler kolaylıkla celbolunup getiriliyor. Hiçbir ne gümrük sıkıntısı var, ne birisine para ödeme derdi var, getiriliyor. Bunu niye böyle anlattığını da Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümleyle ona da değineceğim. Evet. Celbolunup yapıldığını görsen böyle bir saray, aynı gün dünyanın dört bir etrafından bu maddeler geliyor aynı anda ve saray yapılıyor. Mükemmel bir şekilde gidiyor. Hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta, o sarayı yapan usta, bütün küre-i arza hükmeden bir hakim-i mucizekardır. Yani mucize sahibi, her şeye sözü geçen birisidir. Nerede? Küre-i arzda. Küre-i arzda. Hatta çünkü dört bir tarafından aynı anda aynı kolaylıkla olarak onu getiriyoruz. Bakın bunu böyle örnek verirken hemen insanın yapısına bakıyorsun. Kaç element var Sayın Hocam? Çok kesin olmamakla bile 110'lara falan çıktı herhalde. Evet, 110'un üzerinde. Biz lisedeyken 105 diyorduk ama 110'a falan ulaştı elementler. 110 civarında. Ve insan vücudunda 110 elementin tamamında var. Evet. Hatta bilemediklerimiz de, tespit edilemeyenler de var. Tespit edildikçe bu da insanda varmış. Her hücresinde de bu işte cevherlerden yapılıyor. Evet. Nereden geliyor bu? Mesela siz Bingöllüsünüz. Bingöl'de belki altın cevheri yoktur ama senin vücudunda Bingöl'de hiç Bingöl'ün dışına çıkmamışsın diyelim o zaman doğum anında. Sibirya'dan gelen cevherler var. Sibirya'dan gelen cevher senin vücutta var. Gelmiş vücuda girmiş o sarayda yapılmış. Böyle bir sarayın yapıldığını görsem ve kolaylıkla da yapılıyor. Böyle bir görsen acaba hiç şüphen kalır mı ki o sarayın ustası yapan mucizekar ve her şeye sözü geçen hakim bir zat olduğuna hiç şüphen kalır mı hocam? Kalmaz. Hem de hocam bu saydığımız yapı taşları dört bir tarafından dediniz. Şimdi bir sipariş veriyorsunuz. Evet. Parasını peşine ödüyorsunuz. Evet. Yani akreditif açıyorsunuz. Evet. Bankada ondan sonra siparişi veriyorsunuz. Çin'den geliyor bilmem ne kadar zamanda, Amerika'dan geliyor şu kadar zamanda ama bunlar aynı anda geliyor ve hiçbir engelle de karşılaşmadan geliyor. O senin muhteşem yapı ortaya paran çıkıyor. Paran var yok, ona muhteşem da yapı. Ve o muhteşem yapı ortaya çıkıyor. Bakın nereye getiriyor şimdi aynı maddede. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Her bir hayvan. Bak hayvan bile yani insana gelmedik. Canlı. Evet. Her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Yani ilahi bir saraydır. Her bir hayvan. Ya bunu bilen bir insan sineği öldürmeye acaba kıyabilir mi? Böyle bir saraydır. Hususan insan, özellikle de insan. O kasırların yani o sarayların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Acip demek sanatı eşsiz benzersiz olan. Var mı? Yani her hücrenin içinde bir kainat düzeni kurulmuş. Böyle bir eşsiz benzersiz yani bir saray. Yani şimdi hocam şöyle yani her canlı şöyle bir saray kabul edersek çünkü her canlının bir neyi var? Vücudu var. Evet. Vücudu da vücudu saraya benzetirsek bunların içerisinde hususan insan. İnsan. Çünkü insan neden? Evet. Yani diğer canlılar
bazı yönleriyle eksik bazı şeydir. İnsana yani göre bazı eksik cevherlerden yapılmıştı. Evet. İnsan gibi bütün cevherlerden yapılmış. Yani kainatın numunesi değil diğer değil, canlılar. Değil. Tam kainatın tam numunesi insandır. Yani diğer canlılar için kainatı küçültmüş diyelim ki o hayvan diyemezsin ama insan evet. diyebiliyorsun. İnsan evet kainatta yani güneşin ışığında ne varsa evet. senin vücudunda sizin onun var, evet. o şeyleri artı vardır. Biz de şimdi birazdan göreceğiz artı maddi olmayan bu, diğer alemlerden. Evet, bu daha maddi olanlara maddi olanları sayıyoruz. Evet. Sadece çünkü başta dedi ki ey esbab perest insan. Evet. Maddi olmayanlara çok daha henüz gelememişiz. Evet. Gözümüzün gördüklerine inanan bir evet. insana muhatap evet. teşkil ediyor. Ve bu insan yani o sarayların en acibi, en sanatlısı olan insan. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bak şimdi nereden geliyor? Cevherler nereden geliyor bakalım. Bir kısmı alemi ervahtan, ruhlar aleminden. Ruhumuz ya. Nereden geliyor? Ruhlar alemi. Kaynağı ruhlar alemi. Alemi evet. ervah. Ruhlar aleminden ruhlar. Geliyor. Bir kısmı alemi misalden, yani bu gördüğümüz alemden. Evet. Bir kısmı buradan geliyor. Misal. Bir kısmı ruhlar aleminden, ruhlar görmediğimiz alemden evet. geliyor. Çünkü ruh nerede bak. Ruh çıktığı zaman ceset oluyor, taş. Yani gaybi bir alem. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Alem ervah. Nedir, neyi, nesidir? Bakın o madde. Anne karnında bilmem kaç gün sonra birden ruh geliyor ve canlanıyor. Ve bu hocam sarayın bir yapı taşı, en önemli bir taşı değil mi? Evet. Aynı zamanda hatta sekve idaresini yapan fakat hala mahiyetini bilim demedi. Dünyası biliyor mu ya, hocam bilim dünyası? Bilemiyoruz, bilemiyoruz. Bilemiyor. İnsanı çözemedik. Hala mahiyeti. Bilinmiyor. Yani, kapalı. İnsanoğluna kapalı hocam. İnsanın her bir arzası evet. için kaç fen ilmi evet. seferber olmuş ayrı ayrı ana bilim dalı evet. dediğimiz, evet. bilim dalı dediğimiz dallara ayırmış. Herkes çalışıyor bütün bir ömrünü o ilme adıyor. Hala insanı çözememiş. Bakın devam edelim. Evet. Bir kısmı alemi ervahtan. Evet. Ruhlar aleminden. Ruhlar aleminden. Bir kısmı alemi misalden. Evet. Bu gördüğümüz alemden. Bir kısmı levh-i mahfuzdan, yani o da kader levhası dediğimiz levh-i mahfuz. O. Zeka mesela evet. değil mi hocam bizim yani şeyimiz? Tanıma vesaire, evet. onlar ruh hafızamız gelmiş olabilir, canlanmış olabiliriz. Hafızamız. Ama o bir anda böyle düşünen bir varlık haline gelme vesaire gibi. Şöyle hocam bir cümleyle onu şey edelim, izah edelim. Şimdi levh-i mahfuz. Evet. Tabii bu ibare, bu tabir, bu terim. Yani kısaca şöyle ifade edebiliriz. Her şeyin ama her şeyin kaydedildiği Cenab-ı Hakk'ın indindeki levhalar. Yani buna kitab-ı mübin, imam-ı mübin de denilir. Her şeyin kaydedildiği. Yani hatta ayet-i kerime diyor ya, eyvah, küçük büyük, her şey yazılmış. Yani şimdi öbür böyle, tarafta hani defteri açılır diyorlar ya. Evet. Eskiden bir hayat defterini böyle çok şimdi minicik bir flash diskin içinde, evet. şimdi daha da çekirdek gibi şeyin içine binlerce kayıt merkezi hocam öyle diyelim. Belgeler kayıtlanıyor. Şimdi bir kayıt merkezi var. Evet. Bakın bizim hafızamız nereden gelmiş? Bize bir parçası yani hafıza olarak gelmiş. Yedekleme ünitesi. Diğer bir ifadeyle yedekleme. Yedekleme. He. Sen hafızayı kaybetsen de bilgilerin orada saklı. Hayır, bir de şunu demek istiyorum hocam. Yani bu hafıza denilen bizim bu yapı taşlarından bahsediyoruz ya. Bu cevher, bu binanın cevherleri dört bir taraftan geliyor. Kolaylıkla işte celbediliyor, yapılıyor. Şimdi bu hafızamızı da levh-i mahfuz kaynağından alıyoruz. Bakın levh-i mahfuz ne dedik? Her şeyin kaydedildiği bir merkez. Şimdi hocam hafıza da öyle değil mi? Bakın her şey kaydediliyor. Bakın bir parçası bizim ya yapı taşı olarak bu binada bir var. Bir hastalıktan mütevellit hafızasını yitirenlerin bilgileri saklı levh-i evet. mahfuzda. Ama yine de orada saklı. Saklı. Hiç zarar görmüyor. Yarın evet. önüne çıkar. Yani bunlar hep orada devam edelim. Dünyevi sarayda bak dünyadan evet. örnek veriyoruz. İnsan sarayına geliyoruz. Bir kısmı demek ki alem-i ervahtan, bir kısmı alem-i misalden, bir kısmı levh-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da şimdi tekrar geliyoruz. Hava aleminden, şu soluduğumuz hava. Evet.
nur aleminden, şu ışık, ışık gözün vesaire, nur aleminden, görme işlemleri, anasır aleminden, 105-110 element neyse, evet, aleminden geldiği gibi, bak bitmedi. Bunlar geldi mi? Bak ruhlar, evet, aleminden. Sarayın yapımında bu taşlar kullanılıyor, yapı taşlar taşları. Taşlar geliyor, sadece, evet, dünyadaki taşlar yetmiyor. Değil, evet. Dünyada, evet, da neler? Hava alemi, nur alemi ve anasır aleminden, elementlerden geldiği gibi bitmiyor. Hacatı, ihtiyaçları ebede kadar uzanmış. Bak, bu insan hiç tatmin oluyor mu? Yok. Hiç gördün mü? Bu dünya, yok, bana bu kadar yeter diyeni, dünyanın en zengini ölmemek için neler yaptı Amerika'da? İsmini vermiyorum, zikretmek, evet, de istemiyorum. Ama 200 sene yaşayacağım diyordu. Yine ebedi yaşamayı gözden çıkarmış ama yine yüzü zor buldu. Yani hocam, insan buradan da şunu anlıyoruz. Bakın, her insan, her kişi kendini dinlerse, içindeki o bu duyguları dinlerse, işte bu yapı taşlarını dinlerse, onlardan birisi de bu ebed ihtiyacı kendisinden. Herkeste var. Evet, herkeste var. Ya, ölümsüzlük duygusu her insanda vardır. Var. Var. Evet. Her günümüz onunla geçiyor. Hiç, yani yarın ölecekmişiz gibi ahirete diyoruz bu, ama yarın öleceğimizi hiç düşünüyor muyuz? Evet. Düşünmüyoruz. Bu hocam yapı. Bu da normal bir yapı. Yani ya, yapımız diyorum, bu, öyle. Bakın bu hocam, özür dilerim. Şimdi ihtiyaç dedi ya. Şimdi bu yapı, bakın, bir yapı taşı bizim meşhur vücut sarayında bulunuyor. Hamurumuza dedin ya, herkesin içinde var. Var. Evet. Ancak hocam bu, bakın dikkat edersek, bu ihtiyaç burada karşılanmıyor. Tatmin edilmiyor. Karşılanmıyor çünkü her gelen gidiyor. Dolayısıyla bütün mahlukat, bütün insanlar fani. Ha, madem ki karşılanmıyor, o halde bu niçin bu vücutta bu yapı taşı kullanılmış? Yapılmış. Evet, niçin kullanılmış? Ve bunun ihtiyacı nasıl temin edilecek? Demek ki bunun ihtiyacının temin edileceği bir yer var. Yerde var. Bak, orası da ebedi. Devam, evet, ediyoruz. Hacatı, ihtiyaçları ebede uzanmış. Hı, ebedi. Sonsuzluğa uzanmış. Evet. İhtiyaçlarımız. Emelleri, ulaşmak istediğimiz, evet, o arzuları, hedefler, evet, arzular, isteklerimiz semavat ve arzın aktarında intişar etmiş. Bütün yeryüzü ve gökyüzünün her tarafında, kainatın her tarafında yayılmış. Dağılmış. Peki, bak, hocam, şimdi sana sorsam, bakın parantez içersen zaman zaman bir şey. Yani hocam, böyle bir ruh hızıyla, ışık hızıyla şöyle bir Ay'a, Merkür'e, Venüs'e bir seyahat etmek istemez misin? Giderim ama ondan sonra oraya ulaştığım anda ondan sonrasında ne var diye, bak, oraya var, bakacağız. Demek yani ki, bakın, ihtiyaç. Ebede kadar, ha, gideceğiz. Sonsuzluk burada geliyor işte. Evet. O da insanın ebedi hayatının bir göstergesidir. Bu açık bir göstergesidir. Ya, bu duygu da var insanda. Evet. Bu duygu da var, bu insanda. Var. Evet. Emelleri, hı, semavat ve arzın aktarında intişar etmiş. Bütün yüzünde, yeryüzü ve gökyüzünün bütün her tarafına yayılmış. Rabıtaları, alakaları, yani bağlantıları ve ilgileri, ilişkileri dünya ve ahiret edvarında dağılmış. Bak, bizim ilişkimiz ya da rabıtamız, ya dünyanın öbür tarafında bir trafik kazası oluyor. Biz üzülüyoruz burada. Niye? Bağlantımız var, bir şey var, onunla bir rabıtamız var. Yoksa hiç ilgilenmezdik. İlim gidiyor gökyüzünde sonsuzluklara gidiyor ama ondan sonrasını devam ediyor. Daha ulaşamamışız diye devam ediyor. Eğer bu olmasaydı, bu emelleri Cenab-ı Hak vermeseydi, bu çalışmayı da insanoğlu yapmazdı. Sizin köyden daha büyük bir yer olmazdı. Dünyayı, evet, köyünüz gibi bilirdi. Köyümüz gibi. Evet. Şimdi hocam, özür dilerim, bir daha şurayı biraz daha açalım. Rabıtaları dünya ve ahiret dediniz. Yani alakaları, evet, bağlantıları. Yani şu anda ölmüş şimdi, anamız, babamız, Allah'ın onu diyeceksin. Onu diyeceksin. Anne babam nerede? Nerede? Yani aklım hep onlarda. Acaba neredeler? Ne yapıyorlar? Peki, rahatlar mı? Bu bağımız var. Dua ara ediyoruz sıra. Her gün onların ebedi hayatları için dua ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Artı hocam bir şey daha var. Bakın, ara sıra, yani özellikle seyircilerimizin dikkatine de sunuyorum. Bakın, mutlaka bir yakınları, çok sevdiği kişiler ahiret alemine göç etmişler. Ara sıra hocam, bu rabıtadan, bu bağdan, bu irtibattan, yani rüyalarımızla onlarla ilişki kurmuyor muyuz?
Kuruyoruz. Yani gidiyoruz, görüşüyoruz. Canlı gibi görüyoruz hatta. O, bakın o farklı bir boyuta geçiyoruz. Bakın burada bile farklı bir boyuta geçebiliyoruz. Yani tamamen kesilmiyor. O da bir ihtiyaç. Geçenlerde hanım anneannesine rüyasında rüya evet. değildi diyor geldi oraya. Yani evet. öyle canlı görmüş evet, gibi canlı görmüş şey gibi. Yapıyor böyle. Evet. Bu neyi gösteriyor? Bu demek zaman ki... zaman hocam özür dilerim. Şimdi zaman zaman rüyalar vasıtasıyla böyle onlarla kurulan bu irtibat, bu ilişkini aynı zamanda bu neye de işarettir? İnşallah ebedi olarak onlarla görüşeceğimizi görüşüp tabii, o hayatın böyle bir ihtiyaç vermişse o boyutuna geçeceğiz. Karşılığını da verecektir. Verecek. Verecek. Hayatın boyutunu bir yerde göreceğiz. Verecektir. Evet. Rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret edvarında. Sadece dünya yetmiyor. Ahirete ahiret de geçiyorsun. Yani. Dağılmış bir saray acip. Acip bir saray. Ne biçim bir saray ki? Ve bir kasrı gariptir. Evet. Yani müthiş sanatlarla bezenmiş bir saraydır. Kim? İnsan. İnsan bilhassa. Ya. Hususan dedi değil mi? Özellikle. 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 Yani insan. Başta ne diyor? Her bir hayvan öyle bir kasrı ilahidir. İlahi bir saraydır. Hakikaten evet. geçen hafta göstermiş arının gözünü. O sarayda arının gözünün mükemmelliğini, evet. sineğin evet. o uçuş manevralarını görüp de hayrete kapılmayan olabilir mi? Yani düşünen bir insan. E kaldı ki her birisi bir kasr-ı ilahidir. Özellikle de insan bunların en mükemmelidir. Neden? İşte sadece dünya yetmiyor, ahiret yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü burada onları düşünecek her şeyi de vermiş Cenab-ı Hak. O Hı. halde şimdi insana bir hitap. Bu bahsimizi istersen bu hitapla bitirelim. İşte şimdi burayı ortaya koyabildik mi Sayın evet. Hocam? O. İnsanın nasıl mükemmel bir saray olduğunu ortaya koyabildik mi? Zannediyorum Koydum. Anlaşıldı. Evet. Büyük ihtimalle anlaşıldı. Evet. İşte kendini insan zanneden insan. Hmm. Bak burada da ince bir dokundurma var. Evet. Sen öyle kabul etmiyorsan tamam insanlığı da kabul etmiyorsun demektir. Ha. Bunu çünkü... Ebedi istekler, arzular her insanda var. Yani Allah'ı tanıyan, tanımayan her insanda var. Tabii. Hatta hocam, geçen gün bir belgeselde izledim TRT'de. Bir Alman, çoğu seyircilerimiz mutlaka izlemişlerdi. Belki siz de izlemişsiniz TRT1'de. Bir Alman belgesel, güzel Türkçe'de konuşuyor. Belgesel çekiyor. Bir tır şoförünün yanına oturuyor. Hatta Elazığ'dan Sivas'a kadar bir yolculuk da yapıyor. Orada bir soru soruyor bizim o tır şoförüne. Ya diyor sen diyor ölmekten korkmuyor musun diyor. O da diyor ya ben niye korkayım diyor. Allah bu canı verdi diyor. Belli bir müddet diyor biz diyor görevimizi yapacağız sonra çekip gideceğiz diyor. Ahiret alemine tabii iman inanç olduğu için. Şimdi o da diyor ki valla diyor ben çok korkuyorum diyor. Bak. Bunları bırakıp gideceğiz. Çevremizi bırakıp gideceğiz. İşte bakın şimdi burada işte evet. ahiret inancının işte onun için ne kadar ehemmiyetli evet. olduğunu. Önemli. Neden? İnsanın yapısında bu var mı? Bu var. Var. Ebed için yaratılmış. Bakın gayrimüslim de olsa evet. içinde o var. Bu beklenti var. Tabii. O halde eğer ahiret olmasa evet. eksik kalır. Eksik kalırsa Cenab-ı Hak demek ki lüzumsuz haşa yaratmış. Haşa. Evet. Bu ve dünyayı yaratmış. Hocam ve dünya geliş gayesinin tersi bir hayat sürdüğü için o kendisine azap etmiş olur. Yani tabii ızdırabı burada çekiyor. İster istemez yani görüntüde çok güzel bir hayat sürmüş olabilir ama işte yani, o Alman'ın dediği gibi yani içi onu yakıyor şuna yani. Şuna benzetmek gerekiyor. Her an evi başına yıkılacak bir gibi. Evet. muhkim gibi. İdam edilecek bir ya. İdam mahkumu gibi değil mi? Her, yani? An, her an bekliyor. Böyle o evet. vücut, zaman gideceğim. Vücut yapısı çökecekmiş gibi zaten onu diyor, yani. Diyor düşündükçe diyor deli oluyorum diyor. İşte kendini insan zanneden insan. Evet. Madem mahiyetin böyledir, bak madem mahiyetin böyledir, bunlardan hiçbirine itiraz eden çıkabilir mi? Yok. Evet. Hepsi böyle. Evet. Madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil. Evet. Yani dünyaya da sözü geçsin.
ahirete de sözü geçsin. Evet. Öyle birisi olması lazım. Arz ve sema birer sayfa. Oradan da alır, buradan da alır. Onun için zor yok. Arz ve sema birer sayfa. Ezel ve ebed. Bak ezel de gelecek. Ebed de gelecek sonsuzluk. Ve ezel, başlangıcı olmayan, o tarihten bu saate gelen de ezel ve ebed deniyor. Dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Kim? Seni yaratan, seni yapan. Bu sarayı yapan ancak böyle bir zat olabilir. Eğer ezeli bilmeseydi haşa, İnsanlar her sene farklı yapıda olurdu ama insan her zaman insan, işte bak hiç değişmiyor. Ya onun için hocam bir yerde diyor ki ey insan kendini oku, yoksa yani hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var değil mi? Ondan da aşağı düşersin evet. Diyor yani o kadar değil yani. Öyleyse bakın buraya son evet. Buranın son nihai cümlesi evet. Öyleyse İnsanın mabudu, yani kendisine ibadet edilen insanın mabudu, melceği, yani sığınak noktamız, sığınağımız ve haleskarı, yani kurtarıcımız, o olabilir ki arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Eğer böyle biri olmasa, bu insanın ihtiyaçlarını karşılama söz konusu değil. Bakınız insan dünyevi ihtiyaçlarında bile nasıl birbirlerini yiyorlar. Haşa farklı yaratıcılar olsaydı ben vermiyorum yani, buradan derdi. Hayda bir yerimiz eksik kalır. Şimdi o binanın sahibi, sani'i, bu sani kelimesini kullanıyoruz ki zaman zaman. Yaratıcısı. Yaratıcısı evet. Tabii seyircilerimiz de inşallah izleyicilerimiz de bu bazı İslami dini tabirlere de aşina olsun. Çünkü mana anlam çok büyük, çok, çok geniş. Çok önemli tabii bunlar. Bunlar da önemli ve aynı zamanda bizim kültürümüz. Yani böyle bu dilimizi de bozdular. Bazen konuşmakta da insan hakikaten zorlanıyor. Halbuki dil çok önemli. Bilhassa bizim kültürden gelen kelime yapılarımız. Neydi? Bir İslam nişanıydı. Evet, besmele. İslam nişanıydı. Bu evet, kelimelerin evet, her kelimeler. Biri de aynı zamanda o tabii aynı zamanda İslami yani kültürün birer kısır hale getirdiler. Evet. İşte önümüze bir Fransızca, bir İngilizceyi getiriyorlar. Şu kadar kelimesi var. Halbuki gördüğümüz gibi yani bizim kelime yapımız da muhteşem. O manada tabii zaman zaman biz bu kelimeleri de kullanıyoruz. Sani nedir? Yapan, yaratan, yaratıcı. Bu sanatkar yani insan masnudur. Halk edilmiş, yaratılmış. Evet. Bak, yani çizgisi özel önem kazanmış. Evet, çok önemli. Yani bu kelimeler bak hocam. Eser, insan bir eserdir. Ama Cenab-ı Hak müessirdir bakın. O eseri yapan. Yapandır. Yani insan eğer bir kitap ise Cenab-ı Hak nedir? Katibidir. Katiptir. İnsan eğer bir nakış ise Cenab-ı Hak nedir? Nakkaşıdır. Nakkaştır. Yani şimdi bu tabirleri tabii şey etmek bir lazım. Bir İslam nişanı bunlar. Evet, İslam nişanı kelime hazinemize koymamız lazım. Şimdi neden bahsettik? Özümüze dönersek, işte bir sürü ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız için de kısır döngüde o zaman da şüpheye düşüyoruz. Acaba mı? Yani insan beyni çok kesin söylemeyeyim ama bütün bu en filozof dediğimiz alimler vesaireler %4-5 kapasiteyle çalışıyor. Çok zeki insanlar. Yani bizimki belki %2-3 kapasite olursa zekiyiz diyebiliyoruz. Böyle bir şey o zaman geri kalan kısmı lüzumsuz mu haşa? Demek ki onu da kullandıracağı bir yer vardır. Tabii şimdi burada kullanamadığımız her yani burada az önce saydığımız emeller, alakalar, ilgiler, ulaşamadığımız her şeyi ulaşabileceğimiz, kullanabileceğimiz bir yer vardır ki Cenab-ı Hak bu duyguları bize yüklemiş. Ya şimdi tabii bu bilim dünyası zaten hocam bunları araştırıyor. Şimdi şu noktadan ben yani daha doğrusu
tekrar yeniden toparlamaya çalışırsak, biz insanı neye benzettik? Bir muhteşem saraya. Sarayın müştemilatı dediğimiz, bakın bu ifadeleri yine kullanıyorum. Yani sarayın içinde kullanılan ne malzeme varsa, bakın değil mi? Yani şimdi bu malzeme dedik kainatın dört bir tarafından geliyor. Sen hangi yönlerden bahsettin? Şarktan, şimalden, garptan, cenuptan, yani doğu, batı, kuzey, güneyden yetmedi. Bir de nereden geliyordu hocam? Alem-i ervah, ruhlar alemi, alemi misal, misal alemi değil mi? Levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz oradan geliyordu. Yani şimdi böyle diğer gaybi, maddi olmayan gaybi, manevi alemlerden de gelen bazı yapı taşları vardı. Bu sarayın binasında çok kolaylıkla ve bir de her şey yerli yerinde. Yerli yani. Yerinde yani kullanılıyordu değil mi? Mesela alemi nurdan bahsetmiştin. Şimdi göz hocam bir et parçası. Yani şimdi biraz şey edelim yani. Rengin her fraksiyonunu alıyor. Ya müzakere edelim yani biraz karşılıklı biraz tefekkür edelim daha doğrusu da. Şimdi bakın göz et parçası ama siz dediğiniz gibi bakın bir gözünüzü açtığınız zaman renkli görüyorsunuz. Görme nasıl bir şeydir? Koku. Bakın, koku alıyorsun. Şimdi, nasıl nedir? Neyin kokusunu alıyorsun? Evet. Bakın. Ya dil, ne, hangi cihaz koyulmuş? Bakın, burun. Burun maddidir. Köpeklerde mesela insanda 500 bin civarında kokuyu ayırt edebiliyor. Bir köpek 3 milyon evet. Kokuyu ayırt edebiliyor. Onun için yetiştirilmiş köpeklere hemen arattırıyorlar. Ona şimdi Avrupalılar bize onu şey gibi yapıyor ama biz de rövanşını alıyoruz onlardan. Evet. Şimdi hocam yani şu burada dikkat yani daha doğrusu dikkatimizi çeken şey şu. Bu neyi gösteriyor peki? Onu diyorum. Bu tevhidin bir numunesidir. Bir ispatıdır. Değil mi? Bir tane tevhide dair dört işaret remiz demiştik. İşte bu bir tanesi sadece şu kainat sarayıyla birlikte insan sarayının yapısına baktığın zaman ahireti de görüyorsun, ezeli de görüyorsun, ebedi de görüyorsun, göremediğin bütün alemleri hissedebiliyorsun. Şimdi hocam hiç unutmam, evet iki dakikamız kaldı toplayayım. Şimdi hocam hiç unutmam bir gün işte okulda sınıfa girdiğimizde şöyle ifade etmiştim ben çocuklara. Yani o zaman da demek ki gündemde bu vardı. Döndüm bir edebiyat dersinde çocuklara dedim ki çocuklar tebeşir burada. Malzeme olarak malzemeleri sayıyorum. Bak tebeşir burada. Tozlar burada. Tahta burada. Kalem burada. Yani bütün malzemeler burada hazır. Hadi bakalım İstiklal Marşı tahtaya yazılsın. Yani pencereyi açalım, rüzgar da vursun, tesadüf diyoruz ya. Tesadüfen bu malzemelerden sadece bir şiir, bir İstiklal Marşı, mana. Hatta mana ifade ettiği için. Bir satırı. Evet, bir satırı. Yani. Bir satırı yazılsın. Olur mu? Bakın hemen mantığımız kabul etmiyor. Hocam hiç olur mu? Peki, malzeme olarak demin saydık. Bakın, ruhlar aleminden, misal aleminden, anasır aleminden, değil mi? Maddi alemden, unsurlardan. Bilip bilebildiğimiz, bir taraftan, bilemediğimiz tüm alemlerden. Bütün alemlerden, işte seslerden niye? Bahsettik. Çünkü işte bir numune evet. Bu. Bu numune. Şimdi seslerden bahsettik, kokulardan bahsettik, tatlardan bahsettik. Bakın, bütün bunlar bu vücut kasrında, villasında, binasında bunlar hep kullanılmış mı? Kullanılmış. Ortaya muhteşem bir yapı. Çıkmış mı? Çıkmış mı? Çıkmış. Peki bu nasıl sahnesiz olur? Ya. Yani şimdi siz basit bir satırı, bir İstiklal Marşı'nı bakın şeye vermiyorsunuz, tesadüfe veremiyorsunuz. Hocam olur mu? Ha. Dolayısıyla tabii bu neyi gösteriyor? Bir İnsan, koruma, toparlıyorum aferin, hocam. Ha. İkinci bölümde inşallah. İnsan muhteşem bir saraydır. Bütün yapıları, yapı taşları hem maddi alemden hem manevi alemlerden toplanmış. O halde bunun da ustası muhteşem bir sanatkardır. Sadece yapıp bırakmamış. Sani-i Zülcelal'dir. Tabii yapıp evet. Bırakmamış. Koruma sistemlerini de kurmuş. Evet. Sevgili seyircilerimiz,
Birinci kısmımızı inşallah bölümümüz burada bitti. Gördüğünüz gibi geçen dönemden beri, geçen şeyden beri, haftadan beri maalesef tabii insanı okuyoruz. İnsanı okumak da çok kolay da değil, bitmiyor. İnşallah ikinci kısımda tekrar baş başa olalım. Çaylarınızı için, bir tarafa ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi yine aynı mevzuyu inşallah devam edeceğiz. İnsan konusu, hocam ısrarla işte devam edelim dedi. Doğrusu da bu. İnsan tabii insanı çözünce hocam zaten mesele bitiyor. Onun için ne denilmiş? Men arafe nefsehu ve kad arafe rabbehu. Yani hakikaten kendini bilen, nefsini tanıyan, kendini çözen Cenab-ı Hakk'ı da tanımış. Evet, Rabbini de bilmiş olur, tanımış olur. Çünkü nakışlardan bahsettik, eserlerden bahsettik. Baş nakış değil mi? Baş ya. Eser nedir? İnsandır. Kendini tanıyan, bilen, evet. Bunların böyle sebeplerin tek başına yapabileceği o, evet, zaten inanmaz. İhtimal vermez. Evet. Demek ki bunu artı yapan. Bir de tabii şimdi her... Bütün kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilir. Şimdi eserde yani müessirin, yani sanatkarın bütün sıfatı, özellikleri değil mi? Yani kemalı, kemalatı neyse hep orada gözükür. Oraya baktığımız zaman o eserin muhteşeminden o sanatkarın da kemalatını anlıyoruz. Değil mi? Büyüklüğünü oradan anlıyoruz. Evet. Şimdi insanda da yani Cenab-ı Hakk'ın zat-ı isimleri hariç bütün isimleri insanda ne yapmış? Tecelli etmiş, tezahür etmiş. Yani bir ayna gibi kabul edersek Cenab-ı Hakk'ın isimleri insanda tamamıyla, evet, tamamıyla yansımış. Evet, yansımış. Tabii Kur'an-ı Kerim kainatı okuyor. Evet. En büyük eser, nakış insan. Onun için bir hadise diyor ki İkra'ul Kur'an ve temisul garaib. Yani Kur'an'ı okuyun, o gariplikleri temaşa edesiniz, göresiniz. Tefekkür manasında. Çok önemli hocam bir cümle. Buna bir ilave yapayım evet, mı? Evet buyurun. İlk ayet İkra. Bakın değil ne mi? Ne demek? Yani oku. Ne demek? Oku. Peki, diyor. Peki neyi oku? Yani, Hazreti Peygamber'e aleyhisselam inen ilk ayet. Peki neyi oku? Ortada Kur'an yok. Yok, evet. Neyi oku? İşte evet, insan kendini insan, oku. Evet. Kainatı hatta oku. Hemen zaten halakale insana min alak. Yani bakın hemen insana ne yapıyor hocam? Dikkat çekiliyor. Bir pıhtıdan yaratmış, bir alaktan, et parçasından yaratılmış. Yani bir insanın, bakın Cenab-ı Hakk'ın muhatabı o ve ilk hitap da yine onadır. Onun için hakikaten Kur'an o hadiste olduğu gibi yani tefekkür edildiği zaman, temaşa edildiği zaman bütün gariplikleri okuyabiliriz. Bundan dolayı ben ilk başta dedim Hazreti Ali diyor ki isteseydim sadece Fatiha-i Şerif'den 70 deve yüklü kitap yazardım. Bakın kolay bir mesele değil. Başka bir hadiste açıklayamazdı. Açıklayamazdı. Yani. Başka bir hadiste de yine bu noktaya işaret var. Diyor ki nezele Kur'an ala sabatin batın. Yani Kur'an-ı Kerim 7 batın üzerine nazil olmuştur. Yani Kur'an gerçekten okundukça okunur. Yani açıldıkça açılır. Ve aynı öyle bir hazinedir ki dipsiz, yani bitmez tükenmez bir hazinedir ki oradaki her ifadeden herkes, her asır ve o asırdaki her tabaka şeyine göre, kabiliyetine göre istifadesini, hissesini alır. Bilim dediğin de bu tamam, zaten. Hissesini alır. Yani asırlar boyu geçse yine bilim devam edecek. Neden? İnsanın yaratılışını mesela orada evet. Ne diyor? Harakan insan diye başlıyor. Evet, insandan bahsediyor. Yani. Şimdi yani böyle bir insanı, yani şimdi tekrar dönelim, oradan konumuza geçelim. Evet. Şimdi nasıl bir insan? İşte deminden birinci dönem şeyde bölümde hep onun üzerinde durduk. Bakın diyor ki, bunu anlattıktan sonra diyor ki, öyleyse insanın mabudu, bakın. Tapacağı zat. Zat. Ve melceği, yani sığınacağı değil mi? Sığınacağı zat yine diye. Evet, yer. Sığınacağı yer. Yer. Ve halaskarı.
kurtarıcısı, bir sürü tehlikelerle evet. karşı karşıyayız. Yani hiçbir şey garantimiz yok. Değil. Şimdi yani koruyucumuz kim? İşte Paraskarı. Hocam reklam arasında konuştuk. Dedin ne dedin o meşhur halterci şey için? Allah şifa versin. Allah şifalar versin evet. Naim Süleyman, Naim Süleyman oldu. Dünyaları oldu, evet. kaldırıyordu. Şimdi göz kapağını açamıyor. Göz kapağını kaldıramıyor. Yani. Bakın yani buradan neyi anlıyoruz? Halaskarımız o. Sığınacağımız yer sadece orası. O kurtarır. Kişi kendisine, evet. gücüne, kuvvetine, kudretine güvenmemeli. Evet. Gerçekten güvenmemeli. Kim o olabilir ki öyle birisine ibadet edeceğiz ki, öyle birisine sığınacağız ki, öyle birisine böyle şey edeceğiz ki, yardımını isteyeceğiz ki, evet, kim arzı ve semaya hükmeder. Bakın, evet, evet. arz ve semaya hükmeder. Yani bütün kainata yani. Evet, hükmediyor. Hükmeder. Ve dünya ukba dizginlerine maliktir. Hem, hem dünyanın, hem ahiret. Hem ahiretin. Dünyanın dizginlerine şunu anladık, yani kısaca yine parantez içerisinde, bakın, bütün elementleri, unsurları dünyanın dört bir tarafından kolaylıkla getirdi. Sen beni örnek verdin. Yani Allah'ın işte şeyinden, bir köyünde doğmuş birisi. Ondan sonra bütün unsurlar, elementler vücudunda var. Hepsi bende var. Bu vücut binamda var. Yetmedi bu dünya. Bir de ukba dediğimiz gaybi alemlerden. Ya bu dünyayı hadi yaratsa haşa, öbür tarafa sözü geçmeyen birisi olsa ya ebedi hayatı ya, öbür tarafa edelim. Hocam sözü geçmese ruhu nereden nasıl getirtebilir? Nasıl getirtecek ruhlar alemine? Evet. O nuru nasıl getirebilir? O zaman diğer, peki evet. peki bu neyi gösteriyor? Bak şimdi bu bir tevhidin bir işaretiydi, remiz. Tevhidin birinci işareti buydu. Tamam, bir işarete daha geçelim. Evet. Bazı eblehler var ki diyor, ebleh de ahmak manasında kullanılır. Bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Sanki güneş onun için bilmiyorsa mesela güneşi, evet. Evet. aynada görse güneşi aynayı sevmeye başlar diyor. Şiddetli bir hisle onun muhafazasına, o aynayı korumaya çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Buyurun. İşte buna ebleh denilmez mi? Ya. Yani o... Şu anda yansımalar hepsi öyle değil evet. mi? O ayna değil mi? Evet. Ne vakit o ebleh güneş ve aynenin ölmesiyle ölmediğini, güneş aynenin ölmesi, yani ayna kırılsa, o yansıtan cisim ayna dediği, ayna da olabilir, herhangi bir parlak cisim de olabilir. Evet. Eğer diyor o ebleh ne vakit güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını, yani son bulmadığını derk etse, anlasa, bütün muhabbetini gökteki güneşe çeker. Evet, işte çok önemli bir nokta. Şimdi bundan sonrasını sana bırakıyorum. Evet, yani çok önemli bir nokta. Şimdi bakın, yani biz kalbimizi hep dünyadaki bu sebeplere evet, bağlıyoruz. Yani insan oğlu hakikaten öyle. Bakın hepimiz kendi iç dünyamıza böyle bir dönelim. Daha doğrusu kendi alemimize böyle bir rücu edelim. Bakın sevdiğimiz şeyleri bir hani o aynadaki görüntüler gibi bir göz önüne getirelim. Bakın şimdi çoluk çocuğumuzu seviyoruz, gençliğimizi seviyoruz. Malı mülkü seviyoruz değil mi? Yani şimdi bakın sevdiklerimiz, dostlarımızı seviyoruz, ahbaplarımızı seviyoruz. Bakın dünyayı seviyoruz, hayatı seviyoruz, yaşamı seviyoruz, sağlığımızı seviyoruz. Yani sıhhatimizi seviyoruz. Bakın bunlar birer görüntü gibi kabul edelim. Bakın bu sevdiğimiz, sevgimizi, muhabbetimizi hep oraya. Evet. Peki hocam bütün bunları veren kimdir? Bakın ya. Hakiki sahibi. Şimdi biz yani şimdi... Oraya dikkatimizi çevirdiğimiz zaman bu sevdiklerimiz elimizden gittiği zaman yani zeval bulduğu zaman bu tabiri yine kullanalım. Bunlar zeval buldukları zaman veyahut da bazılarının dediği gibi adem yani sanki yokluğa gittiği zaman ne oluyor? İnsan bu sefer eğer bütün cisaniyi tanımamışsa, sevgisini muhabbetini direktmen bunlara vermişse işte mahfu perişan olur. Ya. Ve
dayanılmaz bir halet ruhiye içerisinde olur. Ve Batı'nın, hocam bakın o Alman misalini tekrar vereyim. O Alman belgeseli çeken şahsın. Bakın Batı'nın ben şahsen tanınmış şahsiyetlerin, aktörlerin büyük bir kısmının intihar edenlerin üzerine böyle bir çalışma yapmıştım. Elimde böyle bir şey de var, yeterli bir bilgi de var. Şimdi bunların büyük bir kısmını intihar etmesinin altında yatan bu. Yani kaldıramıyor. Çaresiz kalıyor artık. Çaresiz kalıyor ve dayanamıyor. Ve kurtuluşu ya böyle tamamen... Ölümü de biliyor. Evet, öleceğini ölümü biliyor. De biliyor. Tabii. Her geçen gün oraya yaklaştığında, hele bir de hastalık vesaire de böyle ikazlar geldiği zaman bütün telaşa kapılıyor. Telaşa kapılıyor. Ve hocam bunların büyük bir kısmı ya hocam sarhoşluğa kendisini veriyor düşünmemek için. Çünkü evet. Düşündükçe bu elem, yani bu elem, bu acı bütün deşiliyor. Bütün lezzetler eleme dönüşüyor. Eleme dönüşüyor. Veyahut da hocam intihar ediyor. Hakikaten Batı'da ben bir işte şey çıkartmıştık, böyle bir rakam çıkartmıştık. Yani küçümsenmeyecek, şu anda sayı aklımda değil. Her yıl küçümsenmeyecek sayıda insanlar intihar ediyor. İntihar etmenin bir sebebi de bu. İkincisi hatırlıyorum, kulakları çınlasın, bizim Mehmet hocamız vardı, Mehmet Güleş hocamız. O ifade etmişti, tsunami'den sonra. Tsunami'de o büyük hadisede ölen insanların diyor sayısının 3-5 katı daha sonra intihar ettiler diyor. Niye? Sevdikleri gittiği için. Yani muhabbetleriyle bağlandığı kişiler gittiği için. Bir de nereye gittiğinde dayanamıyor. Yok oldu tabii zannediyor. Onların gözünde yok oldular. Yok oldu zannediyor. Dayanamayan bu insanlar hep intihara gittiler. Yüksek düzeyde diyor intiharlar oldu. Şimdi bu çok önemli. Yani bu demin verdiğin bakın güneş ve güneşin aynadaki yansıması. Biz mümin olarak şuna inanıyoruz ki bütün kainatı halk eden Cenab-ı Hak, yani o aynadaki yansımalar gördüğümüz ya bizde bir yansımayız. Ne lezzet varsa dünyada gördüğümüz, ne sebep, ne lezzet alabildiğimiz en üst düzey duyguları tatmin edici ne varsa hep ondandır. Sadece aynadaki görüntüsünü biz görüyoruz. Halbuki yansıyan şey güneştir. Ya çok yani, önemli. Yani Cenab-ı Hak her şey olmadı mı anlamsız kalıyor. Yani her şey ondandır. Onun için ne diyorlar? Heme os değil, heme ezos. Yani her şey ondandır. Bazı felsefeciler, Cenab-ı Hakk'ı haşa, Allah'ı kabul etmeyenler her şeye Allah'lık vasfını veriyorlar. Haşa, yani şimdi heme tabii, os. Tabii. Yani Allah'tan halbuki, tabii Allah'ı tanımadığı zaman düşmanlar da çok. Evet. Hastalıklar, mikroplar, geçim sıkıntısı, düşmanlar vesaire, her şey düşman gözüküyor insana. Bu lezzetleri bitiren. Evet, dolayısıyla hocam şimdi burada yani bu güneş ve ayna, yani yansımayı örneğini tabii unutmamak lazım. Bu misaller, bu örnekler çok önemli. Yani yüksek hakikatleri hocam anlamak için birer dürbündür. Bakın. Yani veyahut da yüksek hakikatlere ulaşmak için birer merdivendir. Yani insanoğlu bazı kutsi olayları, hadiseleri küçücük aklıyla idrak edemeyebilir. Evet, evet, anlayamayabilir, çözemeyebilir. Evet. İşte onun için bakın Kur'an-ı Kerim'de de bol bol neler var? Örnekler var. Bakın. Kur'an demek bol ki bol örnek var. Kaynak değil mi? Tek kaynağımız. Tek olur. Kaynağımız İlim, tabii. Evet. O en nedir? Büyük kaynağımız. O da Cenab-ı Hakk'ın. Evet. O bile nedir? Bir aynedir. Evet. O bile Kur'an-ı Kerim bile bir aynedir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir mesajdır. Evet. Yani peki o zaman şöyle yine dönecek olursak, ey insan, madem şimdi böyle koyduk ortaya, ey insan, senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, yani hüviyetleri ya, temel yapın. Genetik yapın. Temel evet, yapın. Evet. Ve mahiyetin bir aynedir. Şimdi bakın kendimizi de bir ayna yerine koyacağız. Aynedir. Kalbimizde bazı yansımalar oluyor değil evet, mi? Evet. Senin fıtratında, yani o yapında, yaratılışında ve kalbinde bulunan şedid,
çok şiddetli bir muhabbeti beka, değil mi? Ebedi yaşama arzusu. Ebedi yaşama arzusu, evet. Muhabbeti evet, beka, şiddet bir muhabbeti beka, böyle sıradan da değil, şiddet. Her insanda bu var. Şiddet muhabbeti beka, o ayine için değil. Yani bu vücut için değil. Evet. Ve o kalbin ve mahiyetin için değil. Sadece bu dünyadaki o kalbin ve mahiyetin yapın için değil. Değil, evet. O... Peki nedir? Belki, yani mutlak anlamında, o aynede istidada göre cilvesi bulunan, yani kabiliyetlerimize göre cilvesi bulunan, yansımaları bulunan, Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki, demek ki muhabbeti nereye yönlendirmemiz gerekiyor? Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki, belahat yüzünden, o muhabbetin yüzü, yani o aptallığın yüzünden, o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Başka şeylerde arıyoruz biz hep, aynada göre. Peki ne yapmamız gerekiyor? Madem öyledir, ya Baki entel Baki de, yani ey Baki, sadece sen Bakisin de, sadece sen ebedisin de, yani madem sen varsın ve Bakisin, fena, yani yok olma, son, evet, ve adem, yani hiçlik, ne isterse bize yapsın, ehemmiyet yok. O halde korkular gitti mi? Bakın hocam, kime inandın? Şimdi esas sahibine inandığın zaman demek ki bütün ihtiyaçlarımızı görecek. Sadece bu vücudumuz için değil, o birinci işarette gördüğümüz bütün duygularımıza, ervah aleminden vesaireye, her şeye çaresini bulacak, tatmin edebilecek tek zat kimdir? Ya Baki, entel baki. Şimdi biz hocam bu ikinci bölümün başına ne dedik? Yani insanın mabudu, melceği ve halaskarı. Yalnız odur. Yani Cenab-ı Hak'tan, evet, bahsetmiştik. Şimdi çok önemli, bakın aynı noktayı teyit ediyor. Yani eğer zaten sen nereye anlasan geliyor? Tevhide geliyor. Evet, tevhide yani geliyor. Yani anlasan ki o muhabbet beslediğin, yani şeyler senin elinden çıkıyor. Evet, senin gidiyor, elinden çıkıp gidiyor. Yani onların onları sana veren, bak onları sana veren, o muhabbeti senin aynanda yerleştiren zat, yönünü yüzünü kendine çevirmek istiyor. Zaten sen ona dönersen, ona dönersen, onların da diyor ki Adem'e, yani yokluğa, hiçliğe, yani zevale gittiğini diyor, bakın gitmediğini anlarsın. O zaman o acı, ızdırap, elem neye döner? Yerini lezzete. Lezzete döner. Şimdi bunun en bariz örneği nedir? Yine ben mesela Mevlana'dan ifade bir cümle söyleyeyim. Ne diyor? Mevlana ne diyor? Ölüm vel mevtu nevmun nevruzina. Bakın ölüm bizim Nevruz günümüzdür. Yani bir yerde de diyor düğünümüzdür. Şimdi ölümü sevgiliye kavuşma günü gibi değerlendiriyor. Dolayısıyla o sevinçle, o lezzetle ölümün yüzüne gülüyor. O tarafa doğru koşuyor. Onun için bakın diyor ki ona bu şeyi veren, bu zevki veren, bu lezzeti veren, bu gücü veren noktayı sinadı ve noktayı istimdadı, dayanak ve güç aldığı nokta işte ya Baki entel Baki cümlesidir. Biliyor. Çünkü evet, kaynağı görmüş hocam. Öyle diyorsan, heh, yoklukta, hiçlikte bize ne yapıyorsa yapsın. Hiç. Onun için yok. Bir Müslümanın dünyasında ne yoktur hocam? Karamsarlık yoktur. Karamsarlık yoktur. Ümitsizlik yoktur. Yok. Hatta yani bu mücadele içerisinde, yani İslam'ın en büyük biliyorsunuz mertebelerinden birisi şehadet mertebesi değil midir? Ya. Yani bugünlerde işte yine büyük bir biliyorsunuz hareket içerisindeyiz. Allah. Cenab-ı Hak
askerlerimize de güç kuvvet, polisimize, Cenab-ı Hak evet, milletimize, güvenlik güçlerimize güç kuvvet muhafaza versin, eylesin, onları muhafaza etsin. O eylesin vefat inşallah. Edenlere de işte rahmet eylesin. Onun için üzülüyoruz gerçi, elbette ciğerimiz yanıyor, fakat bu açıdan baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın en büyük ikramını almış oluyor. Belki 80-100 sene yaşayıp 100 seneyi ibadetle geçirse bu mertebeye erişemez. Bir noktaya geliyor. Yani şimdi hocam bir de şu var, yani şimdi biz işte bakın bakış açısı, farklı bakış diyoruz da bakış açısı çok önemli. İşte Mevlana gibi baktığınız zaman Kur'an'da diyor ki siz bunlar yokluğa gitmiyor, hiçliğe gitmiyor, mahvolmaya gitmiyor, çürümeye gitmiyor, dağılmaya gitmiyor. Ya tekrar tekrar yani asli memleketinde esas bulunma. Evet, yani buluşmaya gidiyor. Ya daha önce de bir görüşmeye gidiyor. Ya düşün ki sizin diyelim ki bütün yakınlarınız, sevdikleriniz bir başka şehirde. Siz Milli Eğitim Camiası'nın bir mensubusunuz. Yarın sabah size bir yazı gelse, tayinin o bütün yakınların olduğu evet, memlekete çıktı deseler, evet, sevinmez misin? Sevinilmez mi? Evet, sevinilmez bütün, mi? Bakın başta evet, kainatın efendisi olan Aleyhisselatü Vesselam öbür tarafta. Bütün büyüklerimiz, yakınlarımız, burada 3-5 kişi kalmış, onlar da o tarafa geçecek. Dolayısıyla ölüm bizim onun için zaten Kur'an-ı Kerim diyor ki onlara ölü demeyiniz, evet, yani özellikle yani ne güzel ifadeler. Ha, dolayısıyla buradan tekrar şeye dönüyoruz. Şimdi tekrar burada bakış dönsek, hocam ya baki entel baki cümlesi, evet, bunu hakikaten vird edinmek. Virdi geçen her gün, evet, dersimizde onun üzerinde durmuştuk. Sürekli tekrar, sürekli tekrar etmek. Zikir evet, anlamında sürekli ya baki entel baki. Yani yürürken, yerken, içerken hocam şimdi ya baki entel baki. Yani sevgili seyircilerimiz özellikle ben şöyle tekrar ifade etmek istiyorum. Bakın bazı ifadeler, bazı tabirler demin dedi ki hacatımız, ihtiyacımız dört bir tarafa dağılmış. Şimdi bizde milyonlarca duygular var. Şimdi biz farkına varmasak bile o duyguların da neyi var? Midesi var, ihtiyacı var, evet, gıdası var. Evet, i̇şte bu tür tabirler, var, işte evet, bu tür tabirler biz farkına varmasak bile aynı zamanda o latifelerin neydir? Gıdasıdır. Evet. Ya baki entel baki demek lazım. Veyahut da la ilahe illallah kelimesi çıkarmak lazım. Bir hadiste diyor Hazreti Peygamber, ben ve benden önceki peygamberlerin en diyor muteber sözü diyor la ilahe illallah'tır diyor. La ilahe illallah yani kelime-i tevhiddir. Yani bu kelimeleri şimdi zaman zaman artık ihtiyat haline gel, alışkanlık haline getirmemiz. Bir sohbet, yine İslam nişanı evet, işte. Yani. Evet, evet, bir buyurun, sohbetimizde de buyurun, şu ya baki entel baki'yi evet, özel işleyelim. Güzel olur. İnşallah güzel özel olur. Geçelim yani, şu evet, üçüncü bir evet, işarete. Evet hocam, zamanımıza yavaş yavaş tükenmek üzere. Evet buyurun. Burayı biraz evet, o zaman hızlı geçelim. Şimdi hocam, yeniden insana dönüyoruz. Ey insan! Evet. Fatır-ı Hakim'in, yani seni çok yerli yerinde hikmetlerle yaratan yaradıcın, senin mahiyetine koyduğu en garip, en benzersiz bir halde diyor, halet de şudur ki diyor, bazen dünyaya yerleşemiyorsun, ya biz dünya sana dar yaşıyoruz geliyor, değil mi hocam ya? Evet. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip, dünyadan daha geniş bir yer istiyorsun. İnsanoğlu böyle hocam. Evet. İnsanoğlu böyle. Bazen evet, bu durumda. Herkes bu durumu yaşıyor yani. Bir bazen de bir zerrecik, bir iş, yani yaptığı güzel bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Yani geçmişte güzel bir hatıran aklına evet, geliyor ya da bir dostunla anlattığın evet, zaman evet, o anda dünyanın en mutlu insanı evet, oluyorsun. Doğrudur. Ya hani biraz önce dünyalara sığmıyordun. Evet. Peki bu neyi gösteriyor? Demek ki koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrim o zerreciklerde yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Bak demek ki bu kabiliyet de verilmiş. Evet. Madem öyledir, o zaman hazır et.
Yani dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Evet. Dikkatle bas, batmaktan kork. Öyle dünya çok geniş diye rahat etme. Dördüncü de ne diyor hocam? Buyurun. Dördüncü remiz işarette ne diyor? Yani dördüncü remizde de hocam yani dünya perest insan diyor. Bu defa çok enteresan bir tabir değil ya. Mi? Dünya perest. Yani dünyaya şiddetle bağlanmış. Yani hiç her ölmeyecekmiş gibi. Evet, her şeyi dünya olan. Yani yatıp kalkıp hep böyle dünyayı düşünen. Sanki demirden gibi değil mi yani? Evet. Taştan gibi hiç yıkılmayacakmış gibi kendisine bakan gelen insan. Bakın, ne, dikkat ne, peki, ne, ne diyor? Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan. Bakın hep böyle öyle düşünüyoruz. Geniş, uçsuz bucaksız. Hele dünya evet, uçsuz bucaksız. Evet. Bir de uzaya çıksan evet. Daha da uçsuz bucaksız. Dar bir kabir hükmündedir. Ya. Dar bir kabir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için yani aynalardan olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Yani şeyde ilkokulda yapardık evet. Ya böyle üç tane camı üçgen şeklinde evet. Uzun kestirip gazeteyle evet. Sarıp baktığın zaman bir düğme atardık, binler düğme. Abi, geniş yansın. Meydan gibidir. Biz de dünyayı öyle görüyoruz. Ya, işte şu kadar sene yaşadık, daha bir şu kadar sene de yaşayacağız. Oo, bitmez, daha çok yapacak işimiz çok. Ya, geçen gün zaten ben fark etmedim, yani aynalar koymuş, ben de alışveriş mağazasını gelişmişi zannettim. Gittim bir çarptım böyle, yok, işaret yok, bir şey yok. İşte fark etmedim yani. Hakikaten de öyle. Bakın o çarpma da yani Allah muhafaza etsin hocam. Hakikaten bazen belalar, musibetler bakın böyle uyarıcıdır aslında. Çarpıyorsun. Onlardan öyle ders almak lazım. Burası evet. Hakikat değilmiş diyorsun. O, bak, o bir de hikmet yönünde öyle de düşünmek yani, lazım. Evet. Evet. Şimdi aslında dünyamız böyle. İçinde yaşadığımız dünya iç içe inikas etmiş. Geniş bir meydan gibi gözüküyor. Aslında dar bir diyor kabir gibidir. Ama şehir kadar sen geniş görüyorsun. Niye? Çünkü bakın nedenini de hemen izah ediyor. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman, sol duvarı olan gelecek zaman ikisi de madum ve gayri mevcut oldukları yok, halde. Yok şu anda ne geçmiş yok, zamanını var, getirebiliriz evet. Bitmiş. Ne de geleceği. Ne de geleceğe gidebileceğimiz... Ha. Elimizde bir senet var. Ama birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Yani biz hazır zamanda o tevehüm ile bakın geniş görüyoruz. Aslında Mevlana'nın dediği gibi yani ömrün aslında içinde bulunduğun andır diyor hocam. Dolayısıyla hazır zamandır yani. Hakikati hayale karıştırıyoruz. Hakikatle hayali karıştırıyoruz. Ya 30 sene sonra... Evet, evet. İş yapıyoruz, hesabımızı yapıyoruz ama bilmiyoruz. O hayaldir. Hayaldir. Yani anda, geçmiş geçmiş. Hayal. Geleceği de daha gelmemiş. Yani. Bakın yok olan, madum olan bir dünyayı biz mevcut sanki var gibi görüyoruz. Öyle zannediyoruz. Bakın bir örnek daha hocam. Nasıl ki bir hat sürat-i harekette bir sahte gibi geniş görünürken. Yani, şey gibi bir bağlar, bir ipe bağlayıp çevirdiğiniz zaman. Evet geniş gözüküyor değil mi? Halbuki bir taştır. Döndükçe daire gibi burası gözüküyor. Bir daire evet. Gibi, satıh gibi gözüküyor, yüzey gibi. İşte hocam diyor senin dünyan da aslında... Geçmiş da, ve gelecek böyle. Bir, o geçmiş ve geleceği geliyor. İçine alır gibi hayal böyle edeceğim. Hayal edip gördüğün için öyle genişliyor diyor. O dar dünyada bakın bir musibetin tahrikiyle kımıldansan başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın... Başındaki diyor şeyi hayali de kaçırır. De uçurur. Evet hayali uçurur. Uykunu kaçırır. O vakit neyi görürsün? Şimdi hocam ben bu cümlemi bitirip kapatmayı sana vereyim. Kapatmayı. Tamam. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış, hayvani hayat bakın böyledir. Hayvani hayattan çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Ya. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alemin nur bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah yani Cenab-ı Hakk'ı bilmek, tanımak. Deminden beri hep onu anlatıyoruz. Ve vahdaniyet sırlarını ifade eden, onun birliğini ifade eden. Birliğinden evet, zerre kadar taviz evet, verdiğin anda evet,
İşte bunalıma girersin. Bunalıma girsin. Vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbini söyletirmek, ruhunu işletirmektir. Demin o halde oraya bakın, da bahsettim. Şimdi hocam özür dilerim. Sana süreniz bırakacağım. Şimdi biz tabii insan mevzusunu ele almaya çalıştık. Ama gördüğün gibi yani hakikaten Hazreti Ali'nin sözünü yine hatırlayalım. Bunu insanın kendisini okuyabilmesi de çok zor. Dolayısıyla inşallah başka bir zamanda, farklı bir programda bunu da devam ettireceğiz. Buyurun, kapanışı da sana bırakayım. O zaman bütün bu bugün söylediklerimizin bir cümleyle evet, tek kapatalım. Bir cümlesi evet. Vardır. Biz sadece maddeden ibaret değiliz. Evet. Bizim bilmediğimiz çok duygularımız da var. Yani bildiklerimiz akıl, sır, kalp, ruh. Hatta onları da ne derece biliyoruz, o da ayrı bir mesele. Onları biliyoruz, evet, bilmediğimizde evet, binler evet. Bir yapıya sahibiz. O zaman bütün bunları bilen birisine sığınıp ihtiyacımızı, bütün kulluğumuzu, evet. ibadetlerimizi o zata yöneltmemiz gerekiyor. Dünya yaşamımızın gayesi onun rızası olmalıdır. O zaman bunun için ne dememiz gerekiyor? Bütün her anımızda La ilahe illallah deyip evet. Sevgili seyircilerimiz, hayırlı akşamlar. Evet, çok değerli izleyiciler. İnşallah kendi işte 1,5 saatlik bir zaman limiti içerisinde bazı şeyleri vermeye çalıştık. Amacımız tefekkürü saatin hayru min ibadeti senetin. İnşallah hem kendimiz için hem de sizin için bu hadisi masada olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak böyle kabul etsin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar Cuma günü buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.